Dile bakar mısınız? Başı ezilmesi gereken. Sanki devlete, rejime, düzene filan karşı bir kalkışma var. Hayır, demokrasiyi savunan bir kalkışma var ve bunu artık anlamanız gerekiyor. Gezi'de de anlamadınız bunu. Bütün demokratik hak arayışı mücadelelerinde de anlamadınız ama bu sefer bari anlamanız gerekiyor. İçişleri Bakanı Soylu da polisin üniversite kapısına kelepçe takmasını savunurken terörle irtibatlı gruplara izin mi verilseydi dedi. Terörle irtibatlı gruplar umacısı yaratarak bu meseleyi sanki haksız bir meseleymiş gibi ya da haksız bir direnişmiş gibi şeytanlaştırmaya çalışmak hiç kimseye yarar vermez. Şimdi yarar sağlamaz. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü o açıklamasını akşam KRT haberlerinde de e, ekrana e, getirmiştik sizler için ama o açıklamada şöyle bir sakıncalı üslup var. Daha önceki başka açıklamalarda olduğu gibi polisimin arkasındayım, polisimin yanındayım. Şimdi şöyle bir imaj uyandırmaya çalışıyor Türkiye'yi yönetenler. Polis var, bir de karşısında halk var. Hayır efendim Polisle halkı, polisle öğrencileri, polisle işçileri, polisle emekçileri, polisle baro üyelerini, avukatları, polisle akademisyenleri, polisle her kesimden halkı karşı karşıya getiren bir üslup İçişleri Bakanı'na yakışmaz. Polisin görevi birilerini karşısına alıp mücadele etmek, kavga etmek değildir. Polisin görevi her kesimden insanın güvenliğini sağlamaktır. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası 2911... Anayasanın 34. maddesi insanlara protesto hakkı vermiş. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı vermiş. Kırmadan, dökmeden, silahsız, barışçıl protesto hakkı vermiş. O hakkın kullanılmasına yardımcı olmaktır polisin görevi. O hakkın kullanılmasının önüne barikat çekmek değildir. Bunu artık anlayın. Demokrasi ile faşizm arasındaki fark en net bir şekilde daha güzel anlatılamaz. 34. maddesi Anayasanın diyor ki herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir önceden izin almaksızın önceden izin almaksızın ben çıkıp burada sokağa istediğim şeyi protesto edebilirim yakmadan yıkmadan kırmadan dökmeden kimseye saldırmadan bu çocuklar da o haklarını kullandılar kullanıyorlar kullanmalılar ancak o takdirde bu rejimin adı demokrasi olur bunu artık kafanıza sokun ha o olmaz ben yürütmem, ben söyletmem, ben bağırtmam, ben itiraz ettirmem, vururum kafanıza, ezerim başınızı derseniz, yani öyle bir tercih yapma hakkınız da var, o zaman rejimin adına demokrasi diyemezsiniz. Rejimin adı demokrasi olmaz, başka bir şey olur, faşizm olur. Rejimin adına demokrasi demezseniz de bu ülkeye demokratik bir ülke gözüne bakılmaz. Her türlü sıralamada, her türlü ligde en aşağı sıralarda yer, yer alırız, şu anda Olduğu gibi yatırım yapılamayacak ülkeler liginde basını özgür olmayan ülkeler liginde efendim hiçbir şeyin sesini çıkarılamadığı ülkeler liginde yer alırız ve bunun ezikliğini bunun zararını da hep birlikte görürüz. Sadece Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli falan görmez hep birlikte görüyoruz bunu. Kapıkule'nin dışına çıktığımızda ay Yıldızlı pasaportumuzu gösterdiğimizde nasıl bir ülke olduğumuz konusunda karar verirken hep bunlara da bakarak karar veriyorlar.